Ya biz oğlumuzla konuştuk. Yeni bir açlık grevi de karşı karşıyayız şu anda. Ve ne bu açlık grevlerinin daha önce de iki defa açlık grevlerine girmişti oğlum. Bu defaki açlık grevinin sonuç vermesini bekliyoruz. Başta Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılmasını, cezaevlerindeki baskının kaldırılmasını bekliyoruz. Bu ülkemizde sürekli kör dövüşe dönen bu savaşın bitmesini istiyoruz. Ve rahat, demokratik bir ülke beklentimiz var. Ve çocuklarımızın taleplerinin arkasında duruyoruz. Onların talepleri bizim taleplerimizdir. Ya şimdi cezaevindeki koşullar hiçbir zaman düzelmedi ki. Yani Sayın Öcalan'ın bir semboldür. Yani çok uzun bir zamandır ailesiyle bile görüşemiyor. Bu aile içinde kendisi için de çok ağırdır. Biz biliyoruz bunu. Biz de bir tutuklu ailesiyiz. Dolayısıyla Sayın Öcalan üzerinden baktığınız zaman gerçekten çok ağır koşullar. Hem aileler için hem tutuklular için ve cezaevlerinde koşullar her zaman ağırdır. Şimdi de gittikçe ağırlaşıyor. Gittikçe ağırlaşıyor. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Her kim olursa olsun, Türkiye'de Kürt, Türk, Alevi, kamu görevlileri de dahil olmak üzere herkes duyarlı olmalıdır. Herkese çağrım, bir an önce bu açlık grevlerinin, bu cezaevlerindeki baskıların bitirilmesi ve son bulmasıdır. Yani acıların son bulmasıdır. Oğlumla son konuştuğumda dedi, açlık grevine girdik diye bize çok hakaret ettiler. Her aradığımda sesimi kaydedin, ileride lazım olabilir. Ben sonuna kadar oğlumun arkasındayım. Hiç kimse oğlumun iradesini kıramaz, bizim irademizi kıramaz. Biz sonuna kadar çocuklarımızın arkasındayız.